Kocaeli'de oturuyorum. Aslen Tunceli'yim. Buraya da kitap fuarı için geldik. Yayıncım Hiç Yayınları. Ona vekaleten buradayım. Uzun zamandır da edebiyatla uğraşıyorum. Ben ilk edebiyat hayatına öyküyle başladım. Deli Tozu adında içinde 6 öykü bulunan bir kitap yayınladık. Onun ardından 3 Mektup diye bir roman yazdım. Onun arkasından Bir Düş Yarım Gerçek diye bir kitabımız çıktı. Sonraki süreçte Ölü Kanatlar, Gizemli Kale ve Oyuncak Ev adlı kitaplar da bizim çocuk kitaplarımızdır. Bu şekilde çalışmalarımız halen devam etmekte. Bir Düş Yarım Gerçek, Deli Toz'un birinci baskısı ve 3 Mektup adlı kitapların ilk baskıları bitti. Ama bunların arasında hangisi çok daha tutuldu diye bir soru olursa şayet bunun cevabını çok veremeyeceğim. Çünkü tepkiler, bütün tepkiler aynı hemen hemen. Yani kişilerin geri dönüşleri diğer kitaplardı. Bütün kitaplarda da aynı oldu diyebilirim. Nasıl başladım? Çok sevdiğim, saygı duyduğum, çok da yetenekli bulduğum bir dostumun bana yetenekli olduğumu söylediği an, o herhalde ışığı yakma nedenimiz oldu. Onun söylemleri doğrultusunda üretmeye başladım. Ama bu süre zarfında tabii çok çalıştım, çok emek verdim. Yapabildiğim, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu da çok ciddi bir fedakarlık istiyor. Hayatınızı kilitliyorsunuz. Yani siz bitiyorsunuz artık. Bir tek eseriniz kalıyor ortada. Çünkü ona ayırdığınız zaman, ona verdiğiniz emek, çaba, özveri sizin hayatınızı bitiriyor. Ve nasıl bir şey söyleyeyim size, kitap yazmak. Kitap yazmak çok zor. Çok zor. Çok sabır isteyen, çok emek isteyen, çok bilgi isteyen bir şey. Eziyetli bir süreçtir o. Ama bitimde kitabı elinize aldığınızda yaşadığınız o duygu da daha biçilmez. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim önce. Bakın, yetenek ve beceri çok farklı iki kavram. Beceri sonradan edinilebiliyor. Yani bir insan çok emek verip uğraşıp didinirse bir kitap yazabilir. Evet. Herkes kitap yazabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ama yetenek doğuştan gelen bir şeydir. Yeteneğiniz varsa vardır, yoksa yoktur. Onu sonradan edinemiyorsunuz. Şimdi iyi bir eser yazabilmek, sıradan bir kitaptan bahsetmiyorum. İyi bir eser yazabilmek için yeteneğe ihtiyacınız var. Yetenek tek başına işe yarıyor mu? Hayır. Bakın, ben insan beynini ikiye ayırıyorum. Dişi ve erkek diye. Şimdi sanat üretebilmek için insanın dişi bir beyne ihtiyacı var. Dişi beyni de beslemeniz gerekiyor. Bunun için okuyacaksınız, gözlemleyeceksiniz, izleyeceksiniz, gerekiyorsa gezeceksiniz. Yani toplayabildiğiniz bütün verilere açık olacaksınız ve bunu yeteneğinizle harmanlayacaksınız. Sonra damlamaya başlar. En iyi eserler bu şekilde çıkıyor. Yani yeteneğiniz olmalı iyi bir şey çıkarabilmek için. Şu anda benim Ütopya, bir ütopik eserim var, bir fantastik var ve aslında belki de finalimi sağlayacak olan bir eserim var. Bir tarih çalışması 13. yüzyılla ilgili. Birkaç yıldır o kitaba hazırlanıyorum. Çalışmalarım hala devam ediyor. Onu biraz sona bıraktım çünkü iyice bir demlenmem gerekiyor. Onu hallettiğimde, şimdi şunu söyleyeyim. Ben kitapları yazdığımda, aslında biz kitap yazarken de yetişiyoruz bir taraftan. Bir yazarın ilk kitabıyla işte 3. 5. kitabı arasında çok ciddi farklılıklar var. Bakın, gittikçe yazdıkça siz bu işin ehli oluyorsunuz. Bu anlamda birazcık daha kusursuzluğa doğru ilerliyoruz. Tabii ki öyle bir kavram yok ama yani daha iyisi diyelim biz ona. Ona erişiyorsunuz. Ama öte yanda da bunu yaparken de o ilk enerji ve aşk duygusu var ya, onu da yitirmemeniz gerekiyor. Onu yitirdiğinizde bitiyorsunuz zaten. Çünkü duygu kavramı eksilmeye başlıyor. Bakın, ben iyi bir yazarı ara kabloya benzetiyorum. Şimdi biz verileri alıyoruz ve size aktarıyoruz. Eğer karakterim acı çekiyorsa ben de acı çekmeliyim. Karakterim gülüyorsa, eğleniyorsa ben de gülmeliyim. Beni güldürmeli. Eğer ben acı çekmeyi ve gülmeyi başarabiliyorsam ben o duyguyu size aktarabiliyorum. Ve siz
benim aktardıklarımla hissetmeye başlıyorsunuz. Eğer bunu yapamıyorsam ben iyi bir yazar değilim o zaman. Tabii ki. Şimdi Deli Tosun birinci kitabımda, ki onun ikinci cildi de gelecek. İçinde 6 tane Anadolu hikayesi var. Anadolu, 6 hikaye Anadolu'nun 6 farklı bölgesinde geçiyor. Ve 6'nın da teması farklı. Biri aşkı anlatıyor, biri macera, biri biraz daha böyle kurgu, fantastik tarzında gizemli olanlar var vesaire. Neden böyle bir şey yaptığımı söyleyeyim size. Bizim duygularımız bir tane de bir tane duygudan oluşmaz. Pek çok duygumuz var. Heyecan var, merak var, sevgi var, öfke var, kızgınlık var, heyecan var. Şimdi bunları bir kalemde okuyucuya ulaştırmaya çalıştım. Gökkuşağı gibi. Gökkuşağı tek renkten oluşmuyor. Bizim duygularımızla bir tane duygudan oluşmuyor. Şu o zenginliği vermeye çalıştım. Bir de şuydu amacım. İnsanlar bir tane kitap alıyorlar. Ve bir kitaba bağımlı kalıyorlar. Ama ben bir kitapla 6 tane kitap okuyabilme özelliğini kazansınlar istedim. İkinci kitabım dramdı. Konusu Güneydoğu ve İstanbul'da geçiyordu. Berfin adında bir karakterim vardı. Berfin'in başındaki trajik olayı anlatıyordum. Onu da işte Batılıların, işte Türkiye'nin doğusu ve batısı var tabii ki. Şimdi daha fazla empati yapabilsinler diye o kitabı yazmıştım. Sanıyorum o biraz acıttı insanların yüreğine. Onu geri dönüşlerden anladım. Bir Düş Yarım gerçek İstanbul'da geçiyor. 50'li, 70'li ve 90'lı yıllarda. Biri orta yaşını geçkin, biri de çok genç, liseli bir kızın soğuk bir kış gecesinde karşılaşmalarıyla başlıyor hikayemiz. Onda da o kurguydu tabii ki. Güzeldi sanıyorum. Hatta benim en çok emek verdim. Benim 5 yılıma mal olmuştu çünkü. Ölü Kanatlar İran ve Türkiye arasında mekik dokuyor. Gerçek bir hikaye. Karakterlerimizin gerçek adlarını kullandık. Günümüz Türkiye'si, 2000'li yılların Türkiye'si, 1960 ve 70 devrim zamanı İran'la gittik. Bir müzisyenin hayatı var bunun içinde. O da dram. Onun dışında çocuk kitaplarım var. Oyuncak Evde Zeynep adında bir karakterim var. Zeynep apartmanda elin tek çocuğu ve bir apartmanda yaşıyor. Doğum günleri çok önemsiyor. Çünkü mutsuz bir çocuk. Doğum gününde bir bebek gelir önce bakıcı tarafından. Sonra oyuncak bir ev gelir. Oyuncak evin gelmesiyle birlikte karakterlerimiz gizemli bir yolculuğa çıkar. Oyuncak evin sonunda çok ciddi bir mesaj vardır. Büyüklere ve küçüklere. Gizemli Kale, Alanya Kalesi, ki Alanya Kalesi'nin bende çok önemli bir yeri vardır. Tarih kitabında da bu çok geçecek. Karakterimizi Alanya Kalesi'ne götürüyoruz ve Alanya Kalesi'nin ilk sahipleri olan, tarihteki ilk sahipleri olan korsanlarla karşılaştığımız ve bir macera yaşıyorlar. O kitabın sonra üçlemeye dönüşecek. Bu şekilde devam ediyor. Yok, ben yokum. Benim hayatımda hiçbir şey yok. Aslında bir şey söyleyeyim size. Ben çok kendimi önemsemiyorum. Ben benim kitaplarım değerli. Çünkü o kalacak olanlar onlar benliğim. Evet. Aynen öyle oldu. Benim hayatımda öncelikle en büyük önceliğim oldu. Hayatım ona göre şekillendirdim. Ve amacım üretebilmek. Fuar boyunca da buradayız. Gelsinler, tanışalım, görüşelim. Benim bu kente ilk gelişim. Çok da keyif alıyorum. Çok sıcak. İnsanlar çok sıcakkanlı. Ve çok doğallar. Burada hiç yabancı biriymişim gibi kendimi hissetmedim. Bu çok güzeldi. Keyifli bir şey geçiriyoruz, zaman geçiriyoruz. Tabii ki halkımızı bekliyoruz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim için o kadar iyi.